Denizlerin Fatihi hayatını kaybetti. Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan ünlü denizci Sadun Boru, tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Zaten 87 ölümden yaşında hayata veda eden çok efsane denizci, mesanesindeki kanser bulgusu nedeniyle 3 gündür Marmaris'te bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. Hastane başhekimi Sahir Ökten, gazetecilere yaptığı açıklamada Boro'nun uzun bir süredir tedavi gördüğünü ve zaman zaman hastanelerinde takiplerinin yapıldığını söyledi. Boro'nun kanser hastası olduğunu söyleyen Ökten, durumu biraz da ilerlemişti dedi. 14 Mayıs gibi işte kendi teknesine gelip orada son zamanlarını geçirmek kararıyla buraya geldi. O dönemden beri zaman zaman tıbbi desteği biz veriyorduk. 2 gün evvel de hastaneye yatırdık, durumu ağırlaştı. İşte bugün sabah saat 9:15 itibariyle de kaybettik. Boru'nun arkadaşı bir başka ünlü Türk denizci Cumhur Gökova ise dünyayı ilk defa dolaşan Türk olarak Sadun Boru'nun önlerini açtığını ifade etti. Denizciler olarak Boru'yu sadece dünyayı dolaştığı ve önlerini açtığı için değil, yaşam tarzı olarak da örnek aldıklarını dile getiren Gökova, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diye konuştu. Evet, Sadun Boru bütün denizcilerin dostuydu maalesef. Bugün sabah 8:30'da Sadun Boru'yu kaybettik. Fakat Sadun Bora'nın açtığı yoldan tabii ki bütün denizciler gidecek. İlk defa dünyayı dolaşan bir Türk olarak Sadun Bora önümüzü açan bir büyüğümüz olacak. Sadun Bora'yı biz denizciler sadece dünyayı dolaştı ve bizim önümüzü açtı diye sevip saymıyoruz. Yaşam tarzı, güldürücü uslubu, hayatın her negatif olayından pozitif bir anlam, bir şey çıkardığından dolayı da çok sevip saydığımız birisidir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın uzun yıllar basın müşavirliğini yapan gazeteci Can Pulaksa, Boro'yu bir abi ve baba olarak gördüğünü anlattı. Bu ülkenin bayrağını dünyanın denizlerinde, o günün şartlarında sadece tek bir pusulayla dalgalandırdı ve Türk devletinin, Türk milletinin, Türklüğün adını bütün dünya denizlerine yazdırdı. Sadun abi hem büyük bir denizciydi, hem ülkenin büyük kayakçılarından birisiydi, mütevazı olduğu için söylemezdi. Hem Türkiye'nin en büyük çevrecilerinden biriydi. Yıllarca koylarımızın, ormanlarımızın, denizlerimizin korunması, temiz tutulması konusunda çok büyük mücadeleler sarf etti. Pulak, Boro'nun ölmeden önce ailesi ve yakın dostlarına Karacasöğüt'teki İngiliz limanında teknesini demirlediği yerde bulunan ağacın yakınlarına gömülmek istediği yönünde vasiyette bulunduğunu bildirdi. Çok iyi bir Türktü. Memleketini çok seven bir insandı. Türk çocuklarına deniz sevgisini aşılayan yegane insan Sadun Boru olmuştur. Sadun abi maalesef 2 yıldır bir hastalıkla mücadele ediyordu. Bu hastalığın duyulmasını da istemiyordu ve denizlerde ölmeyi düşünüyordu. Sevdiği Gökova'da ölmeyi düşünüyordu. Allah onun bu dileklerini de yerine getirdi ve çok sevdiği Marmaris'in Gökova'sında son mücadelelerini, hayata karşı son mücadelelerini verdi. Amerikan hastanesindeki tedavisinden sonra ben topraklarımı istiyorum, denizimi istiyorum, Gökova'mı istiyorum diyerek köyümüze, Karacasöğüt köyüne geldi ve oradaki teknesinde bir hafta çok mutlu bir şekilde geçirdi. Vasiyeti şuydu: ben öldüğüm zaman beni İngiliz limanına, orada demirlediğim ağaca yakın bir bölgeye gömün. Bu bana ve sevdikleri yakınlarına vasiyeti olmuştur. Biz bu vasiyeti yerine getirebilmek için dostları olarak bir çalışmaya başlattık. Gazeteci kardeşim Fatih Çekirge bu konuda hükümetle temasa başladı. Gerekli girişimleri yaptı. Hala da bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Umarım yakın bir tarihte, ki Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor, hükümet bu ünlü denizci Türk büyüğüne ve dünyaya da Türk bayrağını ilk dalgalandıran büyüğümüze o Gökova'daki arzusunu ve Gökova'daki gömülme talebini
yerine getirecektir diye umuyorum. Bu konudaki çalışmalarımız büyük bir süratle devam edecektir. Can Pulak, ünlü denizcinin defnedilmesi konusunda ailesinin kararını da açıkladı. Pulak, ailenin isteği üzerine ünlü denizcinin pazartesi günü Karacasöğüt mahallesinde kılınacak ikindi namazı sonrası burada toprağa verileceğini söyledi. Sadun Boru abimiz pazartesi günü Karacasöğüt köyünde ikindi namazını müteakip köy camiinde kılınacak olan namazdan sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.